Müttefik Seferi Kuvvetlerin askerleri, denizcileri ve havacıları. Geçtiğimiz aylar boyunca hazırlandığımız büyük taarruza başlamak üzeresiniz. Dünyanın gözleri sizin üstünüzde. Her yerden özgürlüğü seven insanların umutları ve duaları sizle birlikte. Cesur müttefiklerimiz ve diğer cephelerdeki silah arkadaşlarımızla birlikte Alman savaş makinesinin imha edilmesini, Nazilerin Avrupa halkları üstündeki zorbalığının ortadan kaldırılmasını ve kendimiz için özgür bir dünyada güvenli yaşayabilmemizi sağlayacaksınız. Göreviniz kolay olmayacak. Düşmanınız iyi eğitimli, iyi donanımlı ve savaşlarda iyice acımasızlaşmış durumda. Vahşilerle savaşacaksınız ancak bu 1944 yılı. Nazilerin 1940 ve 41 yıllarındaki zaferlerinden bu yana çok şey değişti. Birleşmiş Milletler Almanları adam adama meydan savaşında büyük yenilgiye uğrattı. Hava saldırılarımız onların havadaki güçlerini ve karada taarruz kapasitesini ciddi şekilde azalttı. Sivil cephemiz bize silah ve mühimmat konusunda büyük bir üstünlük, eğitimli savaşçılardan oluşan büyük bir kaynak sağladı. Rüzgar tersine döndü. Dünyanın özgür insanları birlikte zafere doğru yürüyor. Cesaretinize, göreve bağlılığınıza ve savaştaki becerinize güvenim tam. Mutlak zaferden daha azıyla yetinmeyeceğiz. İyi şanslar. Bu yüce ve soylu çabamızda Tanrı hepimizin yar ve yardımcısı olsun. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you feel blue, you feel sad, you'll miss the dearest pal you ever. There'll come a time, now don't forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine and you'll want me only after you've gone, after you've gone. Chris, Chris, Chris. Aman Tanrım, baba, sorunun ne senin, söyler misin? Öğleden sonra oldu, ne yapıyorsun? Baba, okul bitti. Yani bütün günü yatakta mı geçireceksin? Tanrı aşkına beni rahat bırak. Kalk hadi. Hemen. Teşekkür ederim. Çok olgunca. Lanet herif. Yavaş bir şekilde ve değişim de çok hızlı bir şekilde geliyor. İnsanoğlunun yaşam tarzı... Hey tatlım. Bir şeyler yemek ister misin? Hayır, iyiyim. Dinozorlar hala yaşıyor olsa ancak onlar bizi... Pekala, neler oluyor? Saat neredeyse bir oldu. Bu saate kadar uyuması normal mi yani? Richard, lütfen başlama. Başlamayayım mı? Hı-hı. Okulu bir hafta önce bitirdi. Tek yaptığı evde uyumak, video oyunu oynamak ya da arkadaşlarıyla dışarı çıkmak. Kayıt yerine gidip askere yazılacağını düşünmüştüm. Düşünmek için biraz zaman veremez misin baba? Düşünecek ne var? Orduya katılmak istediğini sanıyordum. Haklı biliyorsun, tamam mı? Aceleye hiç gerek yok. Onun tarafını mı tutuyorsun? Neden taraf tutmak olsun ki? Okulu bitireli uzun zaman olmadı. Lütfen biraz zaman ver. Planın nedir Chris? Sorumluluk almalı ve annenle bana yardım etmelisin. Yarı zamanlı bir iş bul, faturaların bir kısmını ödemeye başla. İş arıyorum zaten. Yeterince yoğun değil. Baba beni biraz rahat bırak. Yeni evi tutkuyla tasarlandı.
Bu çocuğa çok yüz veriyorsun. Harika. Şimdi de bana saracaksın, öyle mi? Bak, ben onun için en iyisini istiyorum. Ve en iyisinin orada olduğunu mu düşünüyorsun? Değil mi? Oğlunuzu hayatını riske atmaya göndermek mi? Hayır. Onun için istediğim şeyin bu olduğunu söyleyemem. Ama her zaman orduya katılmak istedi. Çocukluğundan beri bunu söylüyor. Çünkü sen daima orduyu ne kadar istediğini söyledin. Ama sakatlanman yüzünden yapamadın. Bak, her çocuk babasını memnun etmek isteyerek büyür. Yapma şansı bulamadığın bir şeyi yaparak seni gururlandırmak istiyor. Artık nedense işte öyle gibi görünmüyor. Belki de artık bir yetişkin olduğunu bilmeni istiyor. Bak, o yaşta olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlamıyor musun? Evet, hatırlıyorum Ebi. Çuval taş kadar aptaldım. Evet, öyleydin. Bak Karina, biliyorsun, hayatının önemli bir zamanında onu zorlamazsak bir serseri olarak yıllarını harcayabilir, biliyorsun tatlım. Artık farklı bir dönemdeyiz. Yani insanların ortalama ömrü kaç yaş oldu? 70 ya da 80. 18 yaşındayız ve herkesin tek söylediği, önümüzdeki birkaç ay içinde doğru seçimi yapmazsak hayatımız mahvolur. Bence bu koca bir saçmalık. Orduya erken yaşta girmek gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten yazılacak mısın? Pek emin değilim. Peki, bilgi edinmek için orduda hizmet etmiş biriyle konuşmak istersen, teyzemle aynı sokakta yaşayan yaşlı bir adam var. Öyle mi? Hı? Kurtuluş gününde orada olduğunu söylüyorlar. Sanırım onur madalyası falan var. Herkes ona havke ediyor. Eski toprak. Çantada ne var? Bu seni hiç ilgilendirmez. Hey. Kaba olmana gerek yok. Eve kadar taşımana yardım etmek için buradayız. Demek iki yardımseversiniz ha? Ben size iş için acele eden iki kiralık dolandırıcı olduğunuzu düşünüyorum. Ne diyorsun be yaşlı? Evet. Dinle evlat. Israr edeceksen bilmen gereken bir şey var. Öyle mi? Neymiş o? Ayin kötü biriyim. Ve pisliğinizle uğraşmak için çok yaşlıyım. Moruktaki laflara bak. Sorma, güldürdün bizi. Seni sormak neredeyse üzücü olacak. Cüzdanını ver. Mümkün değil evlat. Affedersin, anlamadım. Evet, anladın. Bak şimdi kendinize bir iyilik yapın ve birinizin canı yanmadan eve dönün ha. Eğer cüzdanını vermezsen canın yanacak tek kişi sensin. Hey, tane cüzdanı ver. Teşekkür ederim. Bu eşiniz mi? Evet. Neredeyse 50 yıldır evliyiz. O vefat mı etti? Evet. Yaklaşık 2 yıl önce. Buna üzüldüm. Sağ ol. Ve bu da oğlum mu? Evet. Connecticut'ta yaşıyor. Polisi... Aramayacak mısınız? Neden?
Bu iki adam hapiste olmalı. Polisler bu mahalleyi önemsemez. Hele benim gibi yaşlanmış eski bir asker umurlarında olmaz. Söyle bakalım evlat. Burada ne işin var? Sizden çok şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Peki bundan benim ne kazancım olacak? Şey, ne istiyorsun? O arka bahçeyi gördün mü? Evet. Gerçekten berbat değil mi? Sanırım. Yarın saat 08:00'da çimleri biçmeye başlayabilirsin. Bitirdiğinde bilmek istediklerini anlatacağım. Bunun iyi bir fikir olduğunu... Yani silahlar seni korkutmuyor da iş yapmak mı korkutuyor? Beni korkutmuyor, sadece... İyi, sabah görüşürüz o zaman. Orduya ne zaman katıldınız? Askere 25 Nisan 1941'de yazıldım. İlk önce 29. Piyade Tümeni 175. Piyade Alayı C bölüğüne atandım. 1943'ün başlarında mücadele altında eğitim konusunda uzman İngiliz komando eğitmenleriyle 5 haftalık bir eğitim için İskoçya Glenspeen'e gönderildik. Eğitimi tamamladım ve resmen 29. komando oldum. Sonra İngiltere'ye geri gönderildik ama daha seçkin bir birime atanmak istedim. Bu yüzden 101. Hava İndirme Tümeni'nde paraşütçü olmak için gönüllü oldum. 1. Yıkım Bölümünün çavuşu komando olarak eğitildiğimi ve 29. Komando Taburunda olduğumu duymuştu. Onlara atanmamı istedi. Benimle birlikte Acımasız 13 olarak bilindik. Yolculuğumuz kurtuluş gününe yaklaşılan haftalarda İngiltere Essex Eğitim Kampı'na yerleştirildiğimizde başladı. McNasty çavuşumuzdu. Cüssesi büyük bir adam değildi ama tanıdığım en sert adamlardan biriydi. İlk günden itibaren bu adam gibi olmak istediğimi biliyordum. Hiçbir şey onu etkilemiyordu. Agnew yardımcısıydı. Tam bir boğaydı. Gördüğüm en iyi savaşçıydı. Bir uçağı uçurabilir ya da her tip gemiyi kullanabilirdi. French evliydi. Ve orduya yazılmadan hemen önce bir oğlu olmuştu. Bu yüzden duygusal bir tarafı vardı. Çok dayanıklıydı. Chuck genç bir çocuktu ama çok ateşliydi. Birimimize gönderilmişti çünkü çok hızlı olan yumruklarıyla kimse baş edememişti. Piccadilly Willie kadınların gözdesiydi. O zamanların Londra'sında Piccadilly Circus fuhuş merkeziydi ve boş zamanlarını fahişe bulmakla geçirirdi. Rexman bu takma adı aldı çünkü kıyafetlerine hiç bakmazdı. İngiltere'deyken çamaşırlarını bir kez bile yıkadığını sanmıyorum. Gugu Julia Illinois'dendi. Gugu otlaktan geçtiğimiz sırada taze bir inek pisliğinin içine düşmüştü. Yola devam ederken herkes ondan uzaklaşıp yalnız bıraktı. Bana yapışan koku size bulaşsaydı yolunuzu bulamazdınız derdi. Dinty oldukça sessiz bir adamdı. Ama havlusunu ocağa atan McNasty'ye kafa tuttuğunda herkesi şaşırttı. Belki çok konuşmuyordu ama o olaydan sonra herkesin saygısını kazandı. Lulip dev gibi bir adamdı. Yaklaşık 1.85 boyunda ve son derece zeki. Öylesine düz tabanlıydı ki bir ördek gibi yürüyordu. Ama fiziksel olarak her konuda herkesin önündeydi. Pip Nuts'ın tıpkı bir tavuk gibi biraz gıcırtılı bir sesi vardı. Cik cik cik. Biraz kısaydı. Bu yüzden diğer birimler onu istemiyordu. Ama demir gibi bir cesareti vardı. Joey Polonya kökenli bir adamdı. Bir binaya gireceğini söylediğinde her adımda yanında olurdu. Max kaya gibi sertti. Ve alaydaki en iyi futbolculardan biriydi. Önüne çıkan her şeyle dövüşürdü ama asla o başlatmazdı. Sonra tabii ki ben vardım. Sadece 20 yaşımdaydım. Ama bir kez görüş alanıma giren hiçbir şeyi ıskalamazdım. Şahin gibi gözlerim olduğunu söylerlerdi. Eve dönsen iyi olur. Tamam, elbette olur. Ama tekrar konuşabiliriz, değil mi? Elbette.
Yarın nasıl? Tamam. Yarın bahçe makası getir. Makas mı? Nasıl gidiyor? İyi, teşekkür ederim. Kurabiye istersin diye düşündüm. Teşekkür ederim. Artık okul bittiğine göre ne yapmak istediğin hakkında düşündün mü hiç canım? Ben hala düşünüp taşınıyorum anne. Bak, kararını vermen için çok fazla baskı altındasın. Ama şunu sakın unutma hayatım. En başarılı insanların bazıları senin yaşında ne yapmak istediklerini bilmiyorlardı. Bazı insanlar hayatlarında çok sonraya kadar ne yapmak istediklerini anlayamaz. Babamın aynı fikirde olacağını sanmıyorum. Evet. Baban sadece endişeli. Diğer çocukların okuldan sonra amaçsızlaştıklarını görüyor. Bir iş bulmak çok zor. Bazıları hayal kırıklığına uğrayıp başlarını derde sokuyor. Bunun senin başına gelmesini istemiyor. Gelmeyecek. Biliyorum. Hayatta hangi yolu izleyeceğini bulmak istiyorsan eğer, çözmen gereken tek şey var tatlım. Neymiş o peki? Bu tutkuyla hissettiğin şeydir. Bilirsin, senin için en anlamlı olan tek şey. Bunu bulduğun zaman her şey netleşir canım. Eninde sonunda bulacağım anne, eminim. Evet, bulacaksın. Endişelenme. Sonra görüşürüz. Sağ ol anne. Endişelenme. Efendim. Merhaba baba. Anthony, sen misin? Evet. Bir süredir senden haber alamıyordum. Evet, bunun için üzgünüm, meşguldüm. Peki ne istiyorsun? Sadece nasıl olduğunu duymak için aradım. Zırvalamayı kes Anthony. Biliyorsun, dünkü çocuk değilim ben. Baba, beni öldürecekler. Bu sefer ne kadar? 20.000. Tanrım. Lanet kolej basketbolu. 2 metrelik pislik son dakikada bir tane attı. Kalbimi lanet göğsümden çıkardı. Peki ne yapacaksın? Bu yüzden seni aradım. Bana yardım edebilir misin? Eğer yastık altında 20.000 papelim olsaydı bu berbat yerde mi yaşardım? Gerçekçi ol evlat. Peki ya senin madalyan? Madalyan mı? Eminim onun için çok para verirler. Baba? Alo? Hey evlat, mola ver, bir şeyler iç. Peki kurtuluş günü hakkında ne hatırlıyorsunuz? Sessizlikleri. Sessizlikler mi? Evet. Savaşta her zaman bu sessizlik anları vardır. Silahlar ve bombalar patlarken ses lanet olası kulaklarının kanamasına neden olur.
Ama her zaman bu gürültünün arasında sessiz anlar olur. Her şey aniden susar. Bütün o kaos esnasında düşünmek için zamanın olmaz. Adrenalin ve hayatta kalma içgüdüleriyle devam edersin. Ama bu sessizlikler sırasında tüm duyabileceğin kalp atışındır. Kendi nefesin. İşte bu anlarda kaybedilecek şeyin ne olduğunu düşünecek zamanın olur. Normandiya'ya paraşütle atılmadan önce hepimiz yüzlerimizi kızılderililer gibi savaş boyasıyla boyadık. McNasty'nin fikriydi. Damarlarında kızılderili kanı akıyordu. Gizlenin çocuklar. Almanlar geliyor. Yapmayın, ateş etmeyin. Tamam, tamam, sakin olun. Sakin olun! Biz Amerikalıyız. Dilimizi biliyor musun? Evet, evet. Nereden geldiniz? Naziler köyümüzü yok etti. Karımı öldürdüler. Lütfen kızıma zarar vermeyin, lütfen. Kimseye zarar vermeyeceğiz. Rahatlayın çocuklar. Hadi! Sizi takip eden Alman oldu mu? Sanmıyorum. Uzun süredir koşuyoruz. Pekala. Pekala. Bizimle gelin. Güvende olursunuz. Tuzak! Lanet olsun! Dikkat nereden edin. Ateş ediliyor? Tuzak! Yukarıda! Vur onu! Pislik! Hadi gel! Orada! Hadi. Ağacın üstünde! Ateş edin! Pislik herif! Lanet olsun! İndirin onu aşağı! Ağacın üstünde! Hadi vurun! Vurun şunu! Mehmet! Lanet! Lanet olsun! Geber! Max buraya gel! Max dur artık! Lanet olsun! Lanet olsun. İyi misin? İyiyim. Joey eğil! Aşağılık gelip lanet olsun! Tamam koşun! Hadi yürüyün! Hayır! Hadi hadi! Lanet olsun sana yardım etmeye çalışıyoruz. Baba! Baba! Baba lütfen beni bırakma. Baba seni Ekele. Seviyorum. Senin zamanın Afgan. Baba lütfen. Aç gözlerini lütfen. Baba, baba lütfen. Baba, beni bırakma. Lütfen beni bırakma. Lütfen. Yardım edin. Yardım edin lütfen. Artık. O öldü. Kimse yardım edemez mi? Lütfen.
dedin. O öldü. Hayır, 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 hayır. Hayır, yapma. Hayır. Dur. Gitmesine izin vermem gerekiyor. Tamam mı? Hadi. Savaş alanında olmak böyle bir şey. Her şey bir anda değişebilir. Bir yanda hayatta kaldığın için rahatlarsın. Bazense bu hatıralarla yaşamak zorunda kalmamayı dilersin. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Neden? Senden tekrar bunu yaşamanı istememeliydim. Ha. En azından birileri hala yaptığımız şeyle ilgileniyor. Çünkü unutulmak uzun sürmez. Bir noktada komutanlarımızla olan temasımızı kaybettik ve hepimizin öldüğünü sandılar. Kırsal Normandiya'da desteksiz mahsur kaldık. Kız hala seninle miydi? Hayır. Babası öldükten kısa bir süre sonra onu yakındaki bir kasabada bir hastaneye bıraktık. Ondan sonraki gün yanlış bir yöne girdik. Sonra o hafta komutanlarımızla bağlantımızı kaybettik. Ve birkaç gün boyunca yürüdük. Kendimize inanmayı sürdürdük ama Almanlar bile bizim kadar uzakta değillerdi. Tek karşılaştığımız tarlalar ve ormanlardı. Sonra bir gün hiçbir yerin ortasında bir kulübe çıktı. Gir. Kıpırdamayın. İçeri gir. Kıpırdamayın. Beynini dağıtırım. Umurumda olmaz. Hadi. Sakin. Dilimizi biliyor musunuz? Evet. Adın ne? Arthur. Bu benim karım Andrea. Ve bunlar bizim çocuklarımız. Rafael ve Marien. Soyadın? Dubois. Hepiniz Fransa'da mı doğup büyüdünüz? Evet. Paris'te doğdum ve eşim Strasbourg'da. Evlendikten sonra buraya, Normandiya'ya yerleştik. Çocuklarımız burada doğdu. Pekala. French'i üst katı ara. İstenmeyen misafirler olmadığından emin ol. Anlaşıldı. Tüm istenmeyen misafirlerin burada olduğunu düşünüyorum. Hadi birbirimize dostça davranalım. Size zarar vermeyeceğiz. Biz Amerikalıyız. Ülkenizi işgal eden Nazilerle savaşmak için buradayız. Yani sizinle aynı taraftayız. Anlıyorum. Ama lütfen, burası benim evim. Ailemin özel eşyalarını aramanız saygısızlık olur. Bunu yapmayacaklar. Mekanı kontrol etmek standart uygulamadır. Lois, sakin ol. Peki. Tamam mı? Agni, Havkay, burayı kontrol edin. Emredersiniz. Lois, sakin ol. Lütfen canım, lütfen. Tütünün yoktur, değil mi? Hayır.
hayır. Sigara içmem, hayır. Sizi temin ederim Bayan Dubois. İstediğimiz son şey ailenizi korkutmak. Adamlarım ve ben aç ve susuz günlerdir yürüyoruz. Yani bu sıcak yemek bizim için çok önemli. Teşekkür ederiz. Peki yemekten sonra gidecek misiniz? Evet, elbette. Saate bakıp duruyorsun ha Havkay. Bu yediğim en güzel yemekti. Seni aptal. Yarım kutu bozulmuş konserve peynirden sonra bir haftadır yediğimiz ilk yemek. Elbette yediğin en lezzetli yemek olacak. Pislik. Hayır, pislik sensin pislik. Rahat olun. Yakında gideceğiz. Üzgünüm. Ziyaretçilere alışkın değiliz. Aylardır misafirimiz olmadı. Hey Arthur. Bu adamı görüyor musun? Ona Fransız diyoruz. Fransızca biliyor musun? Hayır, hayır efendim. Quebec'te doğdum. Kanada'da. Orada Fransızca konuşuyorlar ama ailem ben birkaç haftalıkken Amerika'ya geri dönmüş. O zaman pek de uygun bir lakap olmamış değil mi? Sanırım olmamış. Ama daha kötüsü olabilirdi. Piccadilly Willy denebilirdi. Neden sana öyle diyorlar? Bak şimdi anlatayım. Piccadilly tren istasyonunu biliyorsun. Her yarım saatte bir kalkan, bir sürü lanet trenin olduğu. Benim özellikle sevdiğim aşk treni. Willy bu kadar hayatında yeter. Hayatında görebileceğin en büyüğü. Evet. Willy bu kadar yeter. Bana ne demeye çalışıyorsun ha? Hmm. Bu çocuğun burada neden bahsettiğimizi anlamadığını falan mı sanıyorsun? Ben bekaretimi 9 yaşında kaybettim. Ne yani ha? Ne? Neden bahsettiğini anlıyorum. Evet, fahişeleri seviyor, öyle değil mi? Rafael. Tahminimizden sıkı çıktın evlat. Çok zeki bir oğlum var Arthur. Davranışlarına dikkat etmeli. Rahat bırak onu. O sadece bir çocuk. Güzel resim. Bir kopya. O yüzden çok değerli değil. Adı Şemsiyeli Kadın. Çok yaratıcı değil. Sadece gördüğünü söyle tadında bir isim olmuş. Orijinal olsaydı çok para ederdi. Monet çok ünlü bir sanatçı. Hiç duymadım. Biri daha bana aynı şeyi söyledi dün. Sanırım herkes sanattan anlamıyor. Dün bir ziyaretçiniz mi oldu? Anlamadım. Dün birinin ziyarete geldiğini söyledin. Evet. Bir arkadaşım ziyaret etti. Bu garip. Ne? Aylardır misafiriniz olmadığını söylemiştin. Ne olmuş? Büyük bir şey değil. Sadece aylardır ziyaretçiniz olmadığını söyleyip şimdi daha dün birinin uğradığını söylemeniz garip görünüyor. Sadece gerginim, tamam mı? Her gün silahlı adamlar evimize girmiyor. Biraz fazla gerildin Art. Sorun ne? Bir sorun mu var? Bunun ne alakası olduğunu anlamıyorum. Bizim işimizde biri küçük bir şey hakkında yalan söylüyorsa daha büyük bir şey hakkında yalan söyleyip söylemeyeceklerini merak ediyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Ailenizin yaşadığı bu korku ve gerginliğin sadece bizle ilgili olup olmadığını merak etmeye başladım.
Bir grup silahlı Amerikalı yeterince korkutucu değil mi? Bazı insanlar asker olmanın güç ve dayanıklılık göstermek olduğunu düşünüyor. Ama değil. Yanlış şeyleri fark edecek bir içgüdüye sahip olmalısın. Bu şekilde tuzakları tespit edebilirsin. Biz sadece normal bir aileyiz. Almanları desteklemiyoruz. Bunu söylemiyorum. Ama burada bilmemiz gereken her şeyi biliyor muyum dersin? Kıpırdamayın! Buraya bak! Açın şurayı! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Geber! 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 Pislik! Aşağılık herif. İyi atıştı. Hadi bitirelim işini. Lanet Amerikalılar. Ne dedi? Lanet gibi bir şey. Evet. Sanırım gitmesine izin verirsek bizi mutlu etmeyi teklif etti. Kahrolası Amerikan sapıkları. Dilimizi biliyorsun yani. Acaba yanında tütün olma ihtimali var mı? Lanet olsun. Hayır. Bunu anladığını sanmıyorum. Bakalım bunu anlayacak mısın? Tanrım. Bunun mesajı verdiğini sanmıyorum. Bunu deneyelim. Onun acılarına son vermemi ister misin? Ha. Bu çok kolay olur. Sizi pislikler, öldürün beni. Öldürün beni. Cehenneme gidince seni oraya acımasız onun için gönderdiğini söyle. Öldürün, öldürün. Çok kayıp vermişsiniz. Evet. Birçok adamımız öldü. Biz de birçok adam öldürdük. Nasıl bir duygu?
Birini öldürmek mi? Evet. Lanet korkunç bir duygu. Ondan daha kötüsü bunun için madalya almak. Düşmanın senden farklı bir ideolojisi olması önemli değil. Eğer bir ruhun varsa seni etkileyecektir. Gerçek şu ki o kadar farklı değiliz. Hangi ülke için savaşırsan savaş. Hepimiz sadece emirleri uyguluyoruz. Gerideki ailemiz için masaya yemek koymaya çalışıyoruz. Bir süredir bunlarla ilgili ilk defa konuştum. Ama bunları düşünmeden geçirdiğim tek bir gün yok. Bazen gözlerimi, gece gözlerimi kapattığımda, savaştaki o anları yeniden yaşıyorum. Peşimi bırakmıyorlar. Berlin'den alınan haberler kurtuluş gününün geldiğini gösteriyor. Savaştan sonra bu adamlara hiç destek olunmaması anlaşılır gibi değil. Zaman durmuyor. Dünya değişiyor. İnsanlar unutuyor. Bu tam bir trajedi. Olan bu. Biliyor musun? Birileri o adamların yaptıkları hakkında bir kitap yazmalı. Neden sen yazmıyorsun? Edebiyat dersleri asla uzmanlık alanım olmadı. Kendine haksızlık etme. Çocukken yazdığın kısa öyküleri okudum. Çok betimsellerdi. Bu yıllar önceydi. Sen nereden gördün ki onları? Annen gösterdi. Hepsini saklamış. Onda bir kutu dolusu yazdığın kısa hikayeler var. Onları sakladığını bile bilmiyordum. Belki onları tekrar okumalısın. Sana ilham verebilirler. Dünya sana kim olman gerektiğini söylemeden önceki halini hatırlatabilirler. Bu oldukça derin. Hayatta ne yapmak istediğini merak ediyorsun. Bu derin bir soru, derin bir cevaba ihtiyacı var. Haklısın. Aslında yollarımızın neden kesiştiğini düşünürsek, belki de Havke'ye bu nedenle hayatına girmiştir. Bir asker olman için değil de, bir asker hakkında yazman gerektiği için, unutulmamasını sağlamak için. Onunla tanışmak ister misin? Ben ufaklığın hayatında hiçbir rotası olmadığını düşünürken seni buraya getiriyorum. Sanırım hayatında en az bir tane belirleyici hamle yaptı. Sanırım öyle. Bu kadar zarif bir kızı nasıl ikna ettin ha? Benim de anlarım oluyor işte. İlk buluşmanız nasıldı tatlım? Mahalle bowling salonu cheeseburgerlerinden etkilenecek biri olduğunu sanmıyorum. Aslında oldukça şaşırtıcıydı. Yıldızları çok severim ama şehirde parlak olanları görmek zor. Chris arkadaşının bölgesinde kesinti olacağını biliyordu. Hani tasarruf için hükümet planlanan bölgelerde elektrik kesiyor ya. Doğru. Böylece Chris bu bölgelerden birinde arkadaşının çatısında bir buluşma ayarladı. Yere battaniye sermiş. Şampanya ve en sevdiğim çiçekleri almış. 10 dakika sonra elektrikler kesildi ve gökyüzü aydınlandı. Bütün geceyi şampanya içerek ve yıldızlara bakarak geçirdik. Kardeşim Alan'ın bir yıl önce öldüğünü biliyordu. Ben de insanların öldüklerinde yıldız olduklarına inandığımı söylemiştim. Gecenin sonunda Chris bir yıldıza dikkat çekti ve onu kardeşimin adıyla yani Alan olarak kaydettirdiğini söyledi. Bana bir sertifika verdi. Hepsi resmiydi. Oldukça incelikli evlat. Hakkını teslim edeceğim. Kardeşin için üzüldüm. Teşekkür ederim. Karım Teresa'yı birkaç yıl önce kaybettim. İlk buluşmamızın sizinki kadar muhteşem olduğunu söyleyemem ama onu dansa götürmüştüm. 1941'lerde insanlar böyle flört ediyordu. Ortamda muhteşem denecek bir şey yoktu ama o muhteşem bir kadındı. Teresa'nın bir gülüşü hayatın anlamlı gelmesi için yeterliydi. Ondan uzakta eğitimdeyken ve savaş boyunca her gün bana yazdı. Tabii ki her mektubu alamadım ama o yine de yazdı. Savaştan önce mi sonra mı evlendiniz? Sonra, 49'da. Aldığım en iyi karardı.
Eminim savaşmanızı istemedi, değil mi? Hayır, ama yapmam gereken bir şey olduğunu biliyordu. Yaratılışım buydu, kabul etti. Chris, savaş sırasında yaptıklarınızdan dolayı madalya aldığınızı söyledi. Birleşik Devletler Hükümeti tarafından orduda olanlara verilen en büyük onurdur. Görmek ister misin? Elbette. Vay canına. Çok güzel. Keskin nişancılığınız için mi, yoksa Nazileri esir aldığınız için mi verdiler? Hayır. Hayır, başka bir şey için verdiler. Kurtuluş gününden sonra McNesty, Agnew ve ben kendimizi Normandiya sınırının orada bir hastanede bulduk. Vahşi doğada bir hafta geçirdikten sonra müttefik kuvvetler tarafından bulunmuştuk. Neredeyse askeri bir hastaneye dönüşmüştü. Çoğunlukla yaralı veya hasta Amerikan ve İngiliz askerlerine bakılıyordu. Şu anda ne istiyorum biliyor musunuz çocuklar? Neymiş? Amerikan usulü sosisli sandviç. Burada bir sürü kadının arasındayız ve sosisten bahsediyor. Kime mektup yazıyorsun, erkek arkadaşına mı? Matt. Adı ne? Marlene. 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 Evet, kulağa çok hoş geliyor. Hey dostum, biraz tatlı severim. Sevdiğine eminim. Merak etmeyin çocuklar. İngiltere'ye döndüğümüzde sizi kulübeme, sonra da Jake'in ızgara barına götüreceğim. Size geyik ve tavşan ısmarlayacağım. Bir de balık. Bir gece balık tutmaya gittiğimizi hatırlıyorum. Geri geldik. Balıkları yatağın altına attık. Lord Willis'in mülkü. Tam içeri girdiğimiz anda kapıyı kim çaldı? Tabii ki Leech. O adamdan nefret ediyorum. En büyük pislik. Pislik herif çavuşluktan binbaşı oldu. Çünkü her zaman pislikleri ödüllendirirler. Evet. Çok doğru. Çok doğru. Her neyse. Leech bana bağırıyor ve şey gibi, McNeese balık mı çaldın sen? Bense hayır efendim. Bu arada bütün balıklar bir alem varmış gibi yatağın altında hoplayıp zıplıyor. Ve bense orada durmuş, hayır efendim, bende balık yok diyorum. Seni yakaladım. Hayır, oradan ayrıldı. Giderken odanın şehir çöplüğü gibi koktuğunu söyledi. Evet. Bira ve geyik beyler. Bira ve geyik. Kulağa hoş geliyor. Bir Amerikalı asker girişte nöbete geçti. Silahlı. Muhtemelen içeride tedavi gören İngiliz askerleri de var. Belki Amerikalılar ve diğer müttefik kuvvetleri de olabilir. Hava saldırısı çağrısı yapalım mı? Telsizden cevap gelmedi. Onları kendimiz indirmek zorundayız. Nasıl devam etmeyi öneriyorsun? Gizlilik içinde. İlk hedefimiz girişte yer alan askerler olacak. Ama içeridekilerin varlığımızdan kesinlikle haberi olmamalı. Bu aşamada silahlar söz konusu değil. Başka yollar kullanmamız gerekiyor. Tamam, anlaşıldı.
affedersiniz doktor. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama yatakları ikinci koğuştan dördüncü koğuşa taşımam gerekiyor. Ayrıca penisilini de uygulamanız gerekiyor. Hiç kimse bir yere taşınmıyor. Burada tam bir reçete listesi var. Sizi anlıyorum ama gerçekten... Şu anda değil hemşire. Hemşire, bunu altıncı koğuşa götürebilir misin? Hepsi bu kadar. Gecelerde fişliydi evde aldım. Lanet olsun. Ona tütünü olup olmadığını sormayı unuttum.
At silahı yere. İkimizi birden öldürme şansın olduğunu mu sanıyorsun? O kadar hızlı mısın? Defol git. İkimizi de vuracak kadar hızlı olsan bile ne kadar uzak kaçabilirsin ki? Müttefikler bu kasabanın her yerinde. Onlarla karşılaşmadan uzaklaşamazsın. Hemen silahı bırak, yoksa onu öldürürüm. Kızın gitmesine izin ver. Bu onun savaşı değil, bizim savaşımız. Bunu aramızda hallederim. Sen ve ben. O lanet silahı yere at, yoksa onu öldüreceğim dedim sana. Hadi ama. Bırak kız gitsin. Üçe kadar sayacağım. Eğer silahını yere atmazsan onu öldüreceğim. Bir. İki. Bırak beni. Üç. Bira ve geyik beyler. Bira ve geyik. Evet. Bira ve geyik. Bazı askerler sadece savaş alanında kendilerini hayatta hisseder. Ama yaptığım şeylerden asla zevk almadım. Bana madalya verdiklerinde bile hiçbir tatmin hissetmedim. Gerçek bu. Hayatta sadece Teresa yanımdayken tatmin olmuş hissettim. Onunla her an bir hediyeydi. Paylaştığınız için teşekkürler. Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Bana bütün bunları anlattığınız için onur duydum efendim. Benim için çok değerli. Söylediklerim için de sadece bir şey hatırlayacaksan şunu hatırla. Hiç kimse ölüm döşeğinde savaş alanında daha fazla zaman geçirmiş olmayı dilemedi. Ölüm döşeğindeki bir adamın düşündüğü tek şey sevdikleri ve onu sevenlerdir. Merhaba. Merhaba. Annen askerlik ofisine gittiğini söyledi. Evet. Nasıl geçti? Çok iyi değil. Hayır. Evet, öyle olduğunu anladım. Bak. Baba. Üzgünüm ama orduya katılmak istemiyorum. Korkmak gayet normal. Konu bu değil. İstemememin başka bir sebebi var. Nedir o? Sebep Jessica, baba. Onu seviyorum. Birlikte olduğumuz her an bir hediye gibi, anlarsın. Bak benim hiç kimseye söylemediğim bir şey var. Annene bile. Nedir?
Bacağımı futbol oynarken sakatladığım için orduya katılamadığımı söylediğimi hatırlıyor musun? Evet. Ben numara yaptım. Numara mı yaptın? Tam olarak değil aslında. Bu biraz karışık ama... Orduya katılmayı gerçekten çok istedim. Ama tıbbi kontrollerimin yapıldığı hafta annenin sana hamile olduğunu öğrendim. Bir seçimle karşı karşıya kalmıştım. Ve düşününce burada bir tercih olmadığını gördüm. Bir aileye sahip olmak her zaman kazanacaktı. Gelip annenin seni tek başına büyütmesine izin veremezdim. Sizi aylarca görmemek hiç olacak şey değildi. Yapamayacağımı biliyordum. Gerçekten mi? Evet. Ben çok üzgünüm. Seni orduya girmeye zorlamamalıydım. Aptalca davrandım. Önemli değil baba. Hayır, önemli. Beni gerçekte korkutan şey bir çeteye karışman ya da hayatta hiçbir amacı olmayan o çocuklardan biri olmandı. Böyle olmayacak kadar akıllı olduğunu biliyorum. Ama yine de bilmiyorum. Annen sana kendi korkularımı yansıttığımı görmemi sağladı ve bilirsin ben bunun için üzgünüm. Değer verdiğin için asla özür dilemen gerekmiyor. Benden bir tavsiye kabul eder misin? Elbette. Aşık olmak harika. Ama eğer sen ve Jessica birlikte olacaksanız... hayalleriniz bir çift olarak kuracağınız hayata uymalıdır. Anlıyor musun? Biliyorsun... ne yapmak istediğimden pek emin değildim. Ancak son birkaç haftadır ne yapmam gerektiği çok netleşti. Hawkeye? Hawkeye. Efendim, uyanın. Ölüm. Ölüm bir yoldur. Hayat bir gezidir. Ruhsa rehberinizdir. Aklımız ölümü düşünür. Ama kalbimiz hayatı düşünür. Ruhumuzsa
Ruhumuz sonsuzluğu düşünür. Şunu bilmelisiniz. Hayatının son haftasında vasiyetini değiştirdi. Okuduğum son madde bu değişikliği içeriyor. Onur madalyamı arkadaşım Christopher Summerby'ye bırakıyorum. Bu madalyayı ona bırakıyorum çünkü kahramanlığın gerçek anlamını biliyor. Hayatımı kurtardığı için değil. Hayatta kendi yolunu çizecek ve kendine karşı dürüst olacak kadar cesur olduğu için. Ben sizi biraz yalnız bırakayım Bay Summerby. Sağ olun. Roosevelt'in hayatta olup bugünü görebilmiş olmasını dilerdim. General Eisenhower, Alman kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler'e teslim olduğunu bildirdi. Özgürlük bayrakları tüm Avrupa'da dalgalanıyor. Bu zaferde bize yol gösteren ve en karanlık günlerden aydınlığa taşıyan sağduyunuz için teşekkürü borç biliriz.
Müzik